biz mesela Firuzanlarla falan da birçok yeri dolaştığımızda şunu gördük. İklim değişikliği konusunda en duyarlı kesimin çocuklar olduğunu gördük. Yani gençler ve çocuklar. Hatta bakın dünyaya baktığımızda da bu işin öncüleri yine çocuklardan. Yani çocuk, genç işte. Neye, çocuk genci siz daha iyi yerdiniz. Onlar da gördük ve işte bizi uyaran, şeyleri, yönetimleri göreve çağıran kişiler hep çocuklar ve gençler. Bizler biraz daha geride kaldık bu konuda. Halbuki bizler de şey diyoruz ya, çocuklarımıza bir miras bırakacağız diyoruz ama onlar bizden daha ataklar. Nasıl görüyorsunuz? Ve bunun peşi sıra şunu da ekleyeyim. Yani bir bilinç var belli ki çocuklarda ya da bu bir endişe mi, korku mudur, nedir? Nasıl görüyorsunuz? Biraz anlatır mısınız? Öncelikle bizim çocukluğumuzu bir düşünelim. Bizim bildiğimiz doğa koruma neydi? Hayvanları koru, ağacı sev, yeşili koru. Bunları biliyorduk biz, yerlere çöp atma. Ama şimdiki çocukların söylediği şeyler işte ozon tabakasından tutun da farklı deniz kirliliklerine kadar birçok şeyin farkına varmaya başladılar. Sadece bunlar bize derslerde öğretilirdi. Ama zamanımız çocuklarına deney yaptırılıyor. Hani toprak ekiliyken bakın su ne kadar temiz geliyor. Toprak ekili olmadığı zaman bakın arınma, drenaj olmadığı için ne kadar. Bunu gözlemleme fırsatı oldu. Belki bizim fen derslerimize bu kadar fazla deneysel bir bilgi, somut bir bilgi sunulmuyordu. Şimdi çok fazla eğitim sistemiyle de alakalı bir durum. Farkındalık arttı. Çocuklar haberlerde daha fazla çevre olaylarını görür oldu. Hani dumandan, sanayiden çıkan dumanları görüyorduk belki. Evet, doğa kirleniyor diyorduk ama bunun dönüşümlü olarak etkisini belki eskiden biz farkında değildik. Korkuyorlar. Korkuyor. Ya iç duygularında bizde ne o kadar var? Yoktu ama şu an çocuklarda korku var. Eyvah, ya nefes alamazsak, ya canlılar tükenirse. Bir endişe var ve onlar böyle bir gaza gelmeye daha da meyilliler. Hani yaparsanız doğamız kötü olur dediğimiz anda bilinçlenmeleri, birlik olmaları daha fazla olabiliyor. Bizde o kadar olamıyor. Yani birçok şey var ama hani biz mi kurtaracağız dünyayı diyiveriyoruz belki. Ama biz miras bırakacağız diyoruz ama biz mahvettik aslında. Şimdi yeni nesile diyoruz ki hadi bakalım bunlar sizin artık devamını siz yaptırın. Çocuklar, gençlerimiz ne yapsın aslında? Onlar da endişe hat safhada. Çünkü görebiliyorlar birçok yerde. Ne gözlemliyorsunuz hocam? Yani onlarla, çocuklarla bu iklim değişikliği üzerine gözlemlerinizle biraz paylaşsanıza. Tabii ki. Yani sahadan ne var? Sahadan çok fazla şeyler görüyoruz. Şu an televizyona da çıktı hatta bununla alakalı. Greta'yı bilirsiniz. Evet. 16 yaşındaki bir aktivist. Çok güzel dile getirdi. Şunu yapalım, bunu yapalım, işte sizin yüzünüzden çevre kirlendi deyip harekete geçirdi insanları ve birçok kişi artık Greta sayesinde farkına varmıştı ama daha çok o etkili konuşmasından daha çok duyarlı olmaya başladık. Ve bunu öğrenciler de artık ayaklandı. Evet, konuşalım, edelim, yapalım dediler. Sonra bir aktivist daha var aslında. Boyan Slat. Olay şöyle gelişti onda da. Deniz farkındalığı. Bir gün dalmaya gidiyorlar, denize gidiyorlar. Yunanistan kıyılarıydı sanırım. Bakıyor deniz kirli. Nasıl gireceğiz? Yani önce bir kirliliği fark etti ve bu şekilde ben denize dalmayı düşünürken önce bunun kirlenmesini bir temizlememiz gerekiyor diye bir farkındalık oluştu. Kendisi sanırım havacılık mühendisiyken birdenbire bir bilinçli sorumluluk farkındalık gelişmeye başladı ve denizi temizleyen bir makine icat edelim dedi. Hemen farkındalık olayı gördü ve onun çözümüne ulaştıran etkiyi gördü. Hani bir tanesi aktivistti. Bu farkındalığı oluşturan sözel konuşmalar yaparken diğeri de bir aktivist, o da daha bilimsel olarak hayata geçirdi bu uygulamayı. Demek ki deniz kirli, hemen bununla ilgili bir çözüm bulmalıyım. Soruna değil, çözüme odaklanan gençler oldu. Şimdiki gençlerimizden de onu bekliyoruz zaten ve görüyoruz da zaten. Evet, sorun bu. Peki çözüme yönelik neler yapacaksınız? Bununla ilgili hani teknoloji fen dersleri var. Bununla ilgili projeler üretiyorlar. Eğitim sistemimiz artık projeye yönelik olmaya başladı. Eskiden gibi ödev olup araştırıp gelip hani hazır bir ödev sunma değil. Uygulayın, bir şeyi geliştirin, fikriniz olsun ve bunu nasıl hayata geçireceğiz gibi öğretmenler tarafından destekleniyor. Ve birçok kurum da bununla ilgili destek sağlıyor. Proje yarışmaları yapıyor. Evet. Bu bile güzeldir aslında gençlerimiz için. Daha çok hayata geçirici. Çocuk yani sorunu görüp çözüme yönelik neler yapabiliriz kısmında odaklanabiliyorlar. Yani ümitliyim. Hem eğitim sistemimiz bir şeyler yapıyor bu konuda. Hem de çocuklarımız bir şeyler yapıyor. Yapmaya çalışıyor. Bu da işte hep öğretmenlerimizle olacak. Farkındalık uyandıran. Hmm. Evet, sorun var. Bakın çocuklar, bunlar böyle oluyor. Eğer buna dikkat etmezsek böyle olur gibi. Ders programının biraz daha değişip geliştirilmesi belki etkili olacak. Tabiat dersleri konabilir. Tabiat. Ne kadar güzel. Hani haftanın 2 saati olsun belki. Hmm. Ama bu ders, coğrafya dersini hocam biz sınıfta işlerdik. Çıkın doğaya, doğada işleyin. Doğada gerçekten somutlaştırarak eğitimi verirsiniz. Hakikaten çevre kirliliğinin olduğu bir yere götürün o çocukları. İtalya'da zorunlu dersmiş. Evet, bu yıl kondu. Evet, İtalya'da bu yıldan itibaren iklim değişimi dersi. Ama yavaş yavaş bilinç oluşuyor. Değil mi Suzan?
Orman dersleri var, hatta orman okulları açılmaya başladı. Tabiat dersleri veren kurumlar var, çoğalmasından yanayız, devlet okullarında dahi. Çok güzel. Ne diyorsun Hüseyin? Bence yani çok doğru bir yaklaşım. Artık günümüz gençleri soruna değil çözüme daha fazla odaklılar. O da onları harekete geçirmeye itiyor. Sanırım bunda önemli etkilerden bir tanesi de maruz kaldıkları artık çok çarpıcı görüntülere, çok farklı medyadan. Tabii o orman yangınlarında yanmış hayvanları gördü o onu çocuklar, gördü. Yani çocuklarımız. Önceki gün yine haberlerde vardı. İşte bir balina karaya vuruyor. Karnından 40 kilo plastik çıkartılıyor. Evet. Yani bunun görüntüsü ekranda var ve dolayısıyla belki evet toprağa şu anda dokunmuyor ama medyadan çok ciddi anlamda bu tür görüntülere, bu çarpıcı görüntülere maruz kalıyor ve bir şey yapma isteği duyuyor. Tabii ki bu tür rol modeller de artık ulaşılabilir, gözükebilir yerlerde ve daha fazla çözüm için ne yapabiliriz diyorlar. Bu çok önemli. Eğitimde de bence şu anda işte benim de çocuklarım var, sizin de var, görüyorsunuz. Eğitimde artık daha fazla bu konulara yer veriliyor. Bu da bence çok önemli, değerli. Biz bir taş attık. Biz evet, de kendi çabamızla. Evet. Kendi çabamızla sağ olun sizin de desteğinizle. Böyle bir taş attık. Bu dalga dalga yayılıyor. Sigorta sektörü olarak da bunu gördüğünüz için de çok mutluyuz. Evet. Sigorta sektöründe işte de bu artık çokça hocam bu işte en çok korkan sigortacılar da o yüzden iklim değişikliği. Yani. Bizim işimiz riski yönetmek. Evet. Çok burada artan bir risk var. Biz de bu riskle ilgili ne yapabiliriz, nasıl farkındalık yaratabiliriz bunun için çaba gösteriyoruz. Aksa'nın yaptığı gelecek riskleri araştırmasında 4 yıldır üst üste iklim değişikliği birinci sırada çıkıyor. Daha